Efendim günün manşetiyle birlikteyiz. Bugün yine program ben sunuyorum ve konuğum aynı zamanda köşedaşım sevgili dostum Murat Özer, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bir anda böyle durdum, Murat diyecek, Murat Çiçek diyesim geldi. O yüzden bir yıllar boyunca program yaptık. O yüzden Murat Özer hoş geldin diyorum. Şimdi Murat, çok konu var ama çok yeni gelişmeler var. Son dakika gelişmesi var. Gazetemiz zaten onun manşetten utanç gecesi diye vermiş. Sür manşetlerimiz var. Haberim var mevzudan biliyorsun. Aslında çok hakikaten... Haber olmama ihtimali var mı yok yani? Yok değil mi? Dün akşam korkunçtu yani. Videolar döndü. İşte Twitter'da milyonlarca tweetler atıldı falan böyle. Hakikaten müthiş bir ilgi var bu konuyla ilgili. O da izleyeceğimiz tabii biliyorlardır çoğu ama ben çok kısaca hatırlatayım. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca bir tane Rizespor maçının ardından sahaya iniyor ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk atıyor. Görüntüler de var. Hakikaten utanç gecesi. Ona çok kişi tabii rahatsız oldu. Futbol Federasyonu, siyasiler, bütün Türkiye ayağa kalktı bu görüntüler üzerinden. Doğrudur tabii, çok alıştığımız bir şey değil, gördüğümüz bir şey değil. Hakeme karşı olan biliyorsun tutum belli Türkiye'de. Bütün dünyada da vardır aslında bu ama bir kulüp başkanının hakim yumruklaması, hastaneye gidecek kadar yumruklaması, arkasından düştükten sonra da tekmeler atılması olması. Zannedersem 6 kişi gözaltına alınmıştı. Tutuklamalar da var. Son dakika gelişmelerde de zaten 3 kişi tutuklandı diyor. Ve adli soruşturmayı başlattı diyor. Adalet Bakanı'nda. Ne diyorsun abi? Şimdi alışıldığa geldik bir şey olmayabilir. Doğrudan hakeme yönelik böyle bir şiddetin olması belki çok olağan dışı gibi görünebilir de. Mesela stadyumlarda en çok hakemle ilgili ne slogan atılır? Değil mi? Peki bu şiddeti... Cinsel tercihiyle ilgili slogan atılır. Kim peki? Yani böyle bu... kibarlık söyledim, pardon. Evet, tabii küfrederler ki. Yani. Tabii ki. Bütün stadyum maçın başından itibaren... Başlar. Daha hakem, daha hiçbir şey ortada yokken başlar küfretmeye. Evet. Her iki takımın taraftarları da yani sürekli hakeme küfrederler, değil mi? Evet. Peki bu şiddet sarmalını kim örgütlüyor? Kim yapıyor bunu? Yani futbol kültürü dediğin şeyin, o stadyumlarda yaşadığımız şeyin kendisi zaten bu değil mi? Bütün gün şiddeti ve küfrü özendiren, oraya gittiği anda bambaşka bir insana dönüşmüyor mu insanlar? Vallahi çok doğru. Ve ağzına ne gelirse söylemiyor mu? Asla sokak ortasında hiç kimseye söyleyemeyeceği, söylediğinde yani cinayet çıkacak şeyleri o stadyuma girdiği an itibaren insanlar bambaşka bir şeye dönüşüyorlar ve zaten bunu yapıyorlar. O açıdan bu kültürün, bu şiddet ve hakaret kültürünün olduğu bir yerde böyle bir şeyin çıkması doğal bir sonuç yani. Hani biz böyle son derece nezih, iki futbol taraftarı gayet güzel, ölmeye geldik diye slogan atıyor herkes, değil mi? Doğru. Ve taraftarları birbirlerinden ayırmak için dünya kadar polis oraya koyuyorsun. Neden? İnsanlar birbirlerini öldürmeye gidiyorlar, evet. Döner bıçaklarıyla. Yani kavganın çıkmadığı hangi derbi maçı vardır mesela Türkiye'de? Şu anda son dakika görüntüler, canlı görüntüler var. Bunlar Faruk Hoca'nın gözaltına tutuklandığı görüntüler, tutuklanmış, götürülüyor şu anda. Evet. Çok güzel bir yerden başladın aslında bence. Yani tabii çok taze bir olay, henüz çok fazla bu konuda düşünmedim. Sadece çok ikrah ettim, nefret ettim ve yani dedim çok iğrenç bir şey yani bu. Ama... çok doğru bir cümle yani, biz stadyumlara gittiğimizde ilk olarak yapılan şey hakeme hakarettir dediğin, hani evet. Söylemedim burada ama evet, hakarettir yani herkes o. Biliyor küfürlerin aynı hakarettir biliyor, en basit hakeme gözlüktü bizim evet. Gençlik öğrencilerimiz hakeme gözlük diye bağırınca bile bir şeydi o gözlük, iyi bir şey ama diğerleri hakikaten dediğin gibi nereden hakem diye tabii. Hakaret edilir, küfredilir de. Kim kimi tahrik ediyor, kim kimi örgütlüyor? Buna böyle bakmak lazım. Futbol kulüpleri bu konuyla ilgili kent taraftarlarını uyarıyorlar mesela. Biz burada nezahatle bir futbol karşılaşması yapacağız ey taraftarlarımız. Yoksa hadi bakayım örgütlenin. Holiganlar çıkıp daha da fazla küfürleri mesela, hakaretleri, her türlü şey. Ya o açıdan bu futbol kültürü denen şey. Futbol, sporun kendisinden bahsetmiyorum. Kültür, futbol kültürü, o stadyumlarda gördüğümüz manzaranın kendisi zaten şiddet üzerine bina edilmiş bir şey. Bence bundan çıkmamız lazım. O açıdan dün 3 milyon tweet atılmış ama bu herkes böyle kınıyor. Çok lanetlenmek gerekiyor. Bu iğrenç falan. Ama bu ikircikli bir tavır yani. Yani hepiniz aslında bunun bir parçası olan ve bunu destekleyen herkes kendisine sormalı. Ben acaba futbol maçına gittiğimde nasıl davranıyorum? Yani o
kulüp başkanının tavrından başka bir tavır sergiliyor muyum acaba? Herkes bunu kendisine sormalı. Peki Murat, o zaman şunu da sorayım. Hakikaten hem dış ve iç haberlerde bayağı bir yoğun gündem var. O yüzden çok da mevzuyu şu anda çok taze ve Faruk Koca'nın tutuklanıp cezaevine girdiği anlar canlı evet. olarak tüm ajanslarda şu anda haber halinde devam ediyor. Haber olarak veriliyor. O yüzden çok taze diye. Dediğim gibi aslında Sabahleyin seni ilk gördüğümde de ben bazı bir içerleme de yaptım yani. Bir serzenişimde bulundum. O da dünyanın birçok sorunu var. Ülkemizin birçok sorunları var. Bunları konuşacağımıza biz burada spor tırnak içerisinde bir spor camiasında nedir spor abi? Stadyum eğlence değil midir? Yani. Sanat değil değil mi hocam? Evet. Bak eğlencedir yani sonuçta. Böyle bir şeyin içerisinde bu kadar feci yani daha önce pek görmediğimiz olduğu için dedim aslında çok haklısın ya, biz futbol eşittir şiddet evet. olarak biliyoruz. Çok düz bir şekilde yorumladın. Teşekkür ediyorum onun için ama yani şuna da bu kadar birçok sorun içerisinde bu sarmalda takılmak da bir garip durum. Yani tamam bir kulüp başkanı, diğer taraftan federasyon yorumcular var. Dün gece de biliyorsun futbol yorumcuları. Onlar da bu işin içerisinde. Hocam hepsini gömmeyin. Futbol yorumcuları peki stüdyoda birbirleriyle kavga etmiyorlar mı? Birbirlerine sürekli küfür etmiyorlar mı? Hakaret etmiyorlar mı? Hatta bu daha fazla reyting getirmiyor mu? Orada da aynı şey yok mu? Bravo. Yani bunun eğer burada yani bu ceza bir caydırıcılık olması için yapılıyorsa, yani bu kulüp başkanına bundan dolayı ceza veriliyorsa ki verilmeli tabii ki, yani apaçık bir şekilde şiddet uygulamış ve çok çirkin bir şey. Fakat bunun caydırıcı etkisinin olması için önce herkesin kendisine dönüp sorması lazım. Biz burada ne yapıyoruz? Neden mesela güreş müsabakasında, basketbol müsabakasında, voleybolda böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz da futbolda daha çok bununla karşılaşıyoruz? Üstelik hani daha önceden çok erkeksi bir şeydi değil mi futbol? Şimdi kadınlar da gidiyorlar ve aynı şeyin içerisinde, o sarmalın içerisinde kadınlar da giriyorlar yani. Çok daha çirkin bir noktaya gelmiş durumda. Yani Cumhurbaşkanı'nın tepkisini çok anlamlı görüyorum. Ama Cumhurbaşkanımızın bu tepkisinin bütün herkes üzerine alınmalı yani. Yani bu şiddetten, bu küfürden, hakaret, bu çirkin durumdan hep birlikte kurtulmak zorundayız. Futbol böyle bir şey olmamalı yani. Bu yönüyle son derece çirkin bir şey. Çok doğru. Ve kurtulamıyoruz aslında ya. Bu aslında tabii çok uçta bir örnek oldu. Yani çirkinliğini gösterme açısından bir kulüp başkanının evet. bir hakemi yumruklaması tartışacak bir şey değil yani. Tabii ki. Hiç tartışma götürmez tabii, bir şey. Tabii diyeceksin ki yani ben de dedim ya sabahın insanı yani. Sokakta binlerce insan, on binlerce insan ya trafikte orada burada ya fiziki ya mental bir şekilde bir saldırıya uğruyorsun. Ama bir de halka bu kadar çok geniş kitlelere hitap eden bir eğlence sektörü diyeyim. Eğlence spor tabii. ama eğlence stadyum. Böyle bir yerde bu şiddetin olması. Hani şey gibi düşün, sen şimdi gazetecisin. Senin yazdığın yazıdan dolayı alacağın ceza normal bir insandan iki kat daha fazla. Niye? Evet. Kanunda ne yazıyor? Sen diyor kamuoyu açık bir şekilde. Bu kadar kamuoyuna ulaşabiliyorsun. Senin tabii. gücün var. O yüzden sana bir, ona birse sana iki ceza veriyorum diyor. Kendi davamdan biliyorum. O yüzden bu da aynı şey. Yani böyle bir şiddetin de mahalle arasındaki bir kavga değil. Elbette. Milyonlarca insanın takip ettiği, milyarlarca liranın, yüz milyarlarca liranın toplamda neredeyse. Çünkü bakın Türkiye futbol sektörüne, yayıncısından futbol kulübüne kadar 10 milyarlar falan geçen bir rakam bu. Bu kadar paranın döndüğü bir yerdeki bir olay bütün dev ülkeye mal oluyor. Öyle değil mi? Genel manada aslında tabii. Yani mesela düşüyor yere, sonra tekme atıyor değil mi? Yanındakiler tekme evet, atıyor. Evet. Mesela normal şartlarda birisi böyle bir kavgayı durdurması gerekmez mi? Evet. O esnada stadyumlara bakmak lazım. Sosyal medyada en çok mesela şey hani 3 milyona yakın tweet atıldı deniyor ya. Bir kısmı da kulübün taraftarları desteklemek için, başkanını desteklemek için tweet attı. Yani. İşin kötü tarafı değil mi? Seni destekleyen bir cümle daha kurayım. O da şu. Başkan yumruğu attıktan sonra stadyumda taraftarlar büyük bir coşkuyla alkışlıyor. Evet. Korkunç bir şey değil mi? Asıl sorun bu zaten. Son bir haberle verip bitireyim. Çok var gündemimizde. Tabii bugün boyunca tartışılacaktır. Özellikle bu işin içinde olanlar tarafından da. Yani futbol ve spor camiasında olanlar. Tutuklanan isimler Faruk Koca, Yunus Şahin, Kenan Çelikkaya, adliye kontrol şartı verenler de Ramazan Kaya, Ömer Onur ve Volkan Dehmen. Onur Ünlü, Volkan Dehmen. Yani neyse pek tanımıyordu zaten. Üç tutuklanmış, üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Spor iyi bir şeydir ama
dediğin gibi neden bir masa tenisi maçında bu olmaz? Neden güreş maçı müsabaka içinde dövüş olan tekvando bu olmaz? Boks da olmaz. Boks da olmaz da. İşin kendisi yani, doğası şiddet içeren bir sporda dahi yoktur yani. Normalde topa tekme atılırken niye yere düşen bir adamın kafasına tekme atılır? Evet. Sorgulanması lazım. Biz bunları söyleyince bazen spor camiasındaki spor yorumcuları başta olmak üzere sporcular, futbolcular, federasyon her neyse hemen şey yapıyorlar. Büyük bir sektör. Onu biliyoruz. Evet. Belki de en fazla, en büyük ve en etkili sektör yani. Bir tek şu açıdan çok fazla orada tepki gösteremiyorum. Yani bütün bunlara sonsuz tepkim var ama mesela genelde futbolda bir sorun var hocam. Yani var tabii. İngiltere'de de böyle. Evet. Hani var ya bir arkadaşım vardı öyle derdi, İskoçya'da yaşayan. Futbol maçından sonra işte kafaları çekerler. Sonra Scottish kiss, İskoç öpücüğü diye birbirine kafa atarlar derdi. Yani futbolun da hani diyorum ya doğası normalde bir dövüş sporu değil. Ama ona rağmen yani o statta bir araya gelince nasıl bir etkileşime giriyorlarsa insanlar, değil mi? Ya bu taraftarlık duygusu yeni bir şey. Roma, antik Roma'da bile var yani. Mesela hipodromda, at meydanının olduğu hipodromda maviler ve yeşiller var. Oradaki dikil taşın üzerinde görebilirler yani orada maviler ve yeşiller. Yani o kadar şiddetli geçiyor ki, hatta bazıları o kadar politize olmuş ki bazıları imparatorluğa karşı darbe yapıyorlar yani. Darbenin içerisinde yer alıyor taraftar. Çok enteresan. Yani bu holiganizm insanın doğasında var ya. Var, var. Yeter ki milyon, yüz binleri bir araya getirin veya binleri neyse bu şekilde oluyor. Peki Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Detaylar var arkadaşlar biliyoruz ama 12 dakikamız da gitti. İçeride çok program yoğunluğu var. Evet. Daha sonra bunun birçok boyutla tartışacaktır diye düşünüyorum. Dönüyorum. Asıl gündemimiz olan Gazze'ye. Şöyle bir başlığımız var. Gene akşamdan gazetemizden bir manşeti okuyayım. Sen misin Erdoğan'la görüşen? Manşetimizin bu. İskoçya Başbakanı Yusuf'un Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında ateşkes çağrısı İngiliz yönetimi rahatsız etti. Ne olmuş? İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Başbakan Yusuf'a mektup gönderip Erdoğan ile görüşmeyi önceden bildirmeliydin. Uluslararası konularda tek ses olmayız dedi ve desteklerini kesmekle tehdit etmiş. İngiltere diyor ki sen diyor kim oluyorsun da Erdoğan'la orada burada G20'de görüşüyorsun. Onun söylemi doğrultusunda böyle falan meydan okuyorsun. Diye parmak sallıyor. İngiltere çok bir şaşırdık. Şaşırmadık. İki ülke var biliyorsunuz orada. Bir İrlanda, bir de İskoçya. Evet. İkisi de Filistin'e destek konusunda daha Avrupa kıtasından daha samimi bir yerde duruyorlar. Celtics oranın futbol takımı mıydı? Evet. Değil mi? Oranın da yani şimdi neden böyle? Çünkü her ikisi de İngiltere tarafından işgal edilmiş iki ülke. İkisi de iki ülkede bağımsızlık savaşı vermiş İngilizlere karşı. Ya. Yani Yahudileri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oraya getirip yerleştiren ve İsrail'i kurdurtan kim? İngiltere. Peki İrlanda'yı, İskoçya'yı işgal eden kim? Onlar da İngiltere. Yıllarca, 100 yıldan fazla bir süredir iki devletin vatandaşları da İskoçlar'da, İrlandalılar da İngilizlere karşı bağımsızlık savaşı verdiler. Şimdi işte hala hazırda İskoçya'nın da İrlanda'nın da gerçekte bağımsız olmadığının en açık kanıtı yani bu. Ya bu da çok güzel yorumladın ama şunu yani bu İngiltere, Amerika'daki Amerika gibi yani bir bakıyor aslında İngiltere normal şartlarda baktığımız zaman ilişkilerimize veyahut da dünya çapında baktığımızda Amerika gibi hani dünyada bir anti-Amerikanizm var ya o zaten yapacak, gidecek, işgal edecek. Demokrasi getiriyorum deyip de kan gözyaşına boğacak ve çıkacak. Vietnam'dan bu yana sayabildiğim kadar. Peki mesela İngiltere bu konuda daha böyle şey dünyada. Sanki bu asıl bir canavar var arkada da. Bu ABD onun gölgesi gibi duruyor. Hiç görünmüyor o canavar. Evet. Değil mi mesela, değil mi? İngiliz asaletinden bahsederler. İngiltere'nin sağduyulu çekimserliği falan gibi böyle bu oylamalarda. Fakat sen başka bir şeyden bahsettin bana. Dedin ki yani bunlar kelime dikkat seçmeye çalışıyorum. Futbola girdik ya organizm bana da geçti. Ağzından küfür çıkacak diye. Bunlar aslında işin başı ama Batı medeniyet dediğimiz şey, İngiliz ve Siyonist aklı dediğimiz şey. Değil mi? Yani bir gerçek yüzü de bu şekilde tutamıyor kendini. Onu kurumsallaştıran, kendini. Onu oturtan, o emperyalizm dediğimiz şeyi kurumsallaştıran İngiltere'nin kendisi. Çok güzel laf. Üstelik bu geçmişte yaşanmış bir ve bitmiş bir şey. Sömürgeciliği de. Irak Savaşı'nda Basra'da yaptıkları katliam, İngilizlerin Basra'da yaptığı katliam o kadar korkunç boyutlara ulaşmıştı ki. Hele Afganistan'da düğün evlerini bombalıyor. 200 kişi bir anda ölüyor mesela. Şimdi Gazze'de yaşadıklarımızın
10 katı 20 katını biz Afganistan'da yaşadık. Ama dünya medyasının çok uzağında kaldı. Çünkü her şey ABD'de kalıyor. Sonra evet. İngiltere sıyrılıyor oradan. Tabii tabii İngiltere. 52'ye çıkıyor. Çıkıyor tabii. Halbuki İngilizler de korkunç şeyler yaptılar. Yani çok bu son 20 yıl içerisindeki vahşetten bahsediyorum. Korkunç şeyler yaptılar. Ben o cümleden çok bak neydi? Emperyalizmin kurumsallaşmasından bahsediyorum. Tabii. Sömürgeciliğin mucidesi değil mi? Mucidi ve steril bir şekilde yapar, yani. Ve... Amerika çok hoyrat. Onun için ortada yani. Hani İsrail'in bugün hoyratlığını görüyoruz ya. Onun için yani bu kadarını da yapamaz falan insan. Şu da, bu da mı oldu falan diyorsun. İngilizler bunları çok çok daha vahşisini yaparlar. İngiltere'nin prensi geldi Afganistan'da bizzat savaştı. Dünyada ha, olabilecek bir şey miydi? Evet. Prens doğru. Geldi ve Afganistan'da Afgan halkına karşı katliamın üniformasını giydi ve orada doğrudan savaştı. Emperyalizmin asıl şeyi İngiltere'dir ve onu hoyratça göstermek istemediği için ve medyada bunu sürekli böyle örttüğü için biz İngilizleri daha dediğin gibi steril bir vaziyette görürüz. Halbuki hiç farkı yok evet. Amerika'nın. Her defasında bu oluyordu o yüzden evet. Şimdi görünce daha belli noktalarda tabii küpün içinde ne varsa o sızar. Bal varsa bal sızar. Silike bir anda dayanamıyor. Sızıyor tabii dışarı doğru. Hemen orada parmak sallıyor ki çok kritik bir dönemde bunu yapıyor. Yani asıl dediğim gibi ön taraftaki o da doğru yani. Sonuçta ABD. Hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren baktığın zaman bütün dünyada kan ve gözyaşına boğmuş. Birçok insan öldürmüş bir ülke. Hala aynı hoyratlığı devam ediyor. Ama İngiltere'de ne olduğunu unutmamak lazım. Özellikle David Cameron'ın bu açıklaması. Ya Amerika'yı kuran kim sallaması. Yani? Amerika'yı kuran onlar değil mi? Doğru. Amerika'yı kuran İngiltere. Her şeyin çıbambaşıdır aslında İngiltere. Odur yani. Peki. Şöyle bir şey var. Şimdi Gazze ile ilgili biz seninle tabii son bir programda hiçbir yere karşılaşmadık. O yüzden genel bir değerlendirme alacağım. Dün de Tacit'te sormuştum. Zor bir durumda. Şöyle bir durum var. Mesela biz şu anda konuşuyoruz. Bombalamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda elinden geleni yapıyor. Evet. Ve dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor. Oradaki mazlumların sesi olmaya çalışıyor. Türkiye aynı şekilde duruşunu ortaya koyuyor. Uluslararası arenada mevzuyu dünyanın vicdanına getirip oradan var. Biz hatta dün de konuştuk. Ben dedim ki ki zaten vardı bu. Aynı anda farklı kişiler düşmüş olabiliriz ama dünya beşten büyük bir Erdoğan doktrinidir. Ve bu ansiklopediye geçmiştir. Tabii. Dünya beşten büyüktür demek dünyanın kalan tüm halkları milletleri için çok doğru bir cümledir. Tabii. Adaletsizliğe baş kaldırır. Hatta küresel sistemin yıkılması ve yeniden şekillendirilmesi adına çok önemli bir hamledir. Tabii. Ki daha adil bir dünya mümkündür. Bütün bunları konuşuyoruz ve bir diğer taraftan da birkaç yani fikri almak istiyorum. Diğer taraftan da mesela Batı'dan çok bir şey beklemiyoruz. Ama halkların vicdanı ayakta. Hı hı. Bu çok önemli. İnsanlık ölmemiş. İslam coğrafyası ki sen ne bana hatırlıyorum bir konuştuğumuzda bir nerede diye sormuştu. Bir daha dinleyeceğim şimdi seni. İslam coğrafyası, İslam ülkeleri, Araplar, Müslüman dünya ne dersen de yeteri kadar da ses getiremiyor. Bütün dünyadaki en büyük enerji kaynaklarının olduğu yerdeki Müslümanlar da ağzını açamıyor. Sadece katil İsrail'in katil başkanları, liderleri, bilmem neleri parmakla diyor ki sakın diyor konuşma. Ve onlar da konuşmuyor. Bir daha söyleyeyim, o cümleyi bitireyim. Benim konuşmalarım bu ülke için diplomatik kriz oluşturmaz. Ben gazeteciyim. Diplomat da değilim. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Ne diyorsun? Şimdi bu İslam dünyası dediğimiz yerdeki durum aslında bu İskoçya Başbakanı'nın içinde bulunduğu durumla aynıdır yani. İskoçya ne kadar bağımsız işte diyor ya, tehdit ediyor. Yardımları keseriz. Çünkü harika, benim sayemde ayakta duruyorsunuz diyor. Suudi Arabistan'ın elinde dünyanın en büyük petrol rezervinde olması bir şey değiştirmiyor. Suudi Arabistan, Trump gelip 400 milyar dolarlık silah alacaksın dediğinde eyvallah demek zorunda kalan bir ülke. Çünkü yani onu İran'la korkutuyor, ötekini bilmem neyle korkutuyor ABD ve sürekli işgal edilmiş coğrafyalar yani. Bunlar evet. Ya zihinsel ya da fiili olarak işgal edilmiş. İslam dünyasında özgür neredeyse tek bir ülke var, o da Türkiye'dir. Onun için Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gayretiyle küresel bir intifadayı örgütlüyor. Bu küresel bir intifada yani adil bir dünya mümkün derken bütün dünyadaki Afrika'da eğer karşılık buluyorsa Cumhurbaşkanı'nın sözü Afrika'da karşılık buluyorsa bunun hikmeti burada yani. Çünkü bütün dünya böyle bir şeye aç. Yalnız Gazze meselesinde ben bu kadar umutsuz olmamak gerektiğini kanaatindeyim. 25 bine yaklaştı şehit sayısı yani kayıplarla beraber. Mesela Suriye'de son 12-13 yıl olursa 2011'de başladı ölü sayısı 1 milyon. Mesela Musul diye bir şehir yok.
Rakka diye bir şehir yok şu an. Halep yok. Yani Irak'ta 1,5 milyon insan öldü. 7 milyon kişi mülteci durumunda Irak'ta. 20 yıl, son 25 yılda olan bir hadiseden bahsediyorum. Gözlerimiz önünde. Şu anda bu şehirler yoklar. Irak'ın en büyük ikinci şehriydi. Peki Irak halkı yok mu oldu? Yok. ABD çekilip gitmek zorunda kaldı. Afganistan'da 400 bin şehit var. 400 bin. Yani onun bir tek şeyi vardı Afganistan'ın. 79'dan beri işgal altında olduğu için Gazze gibi böyle şehirleri, o modern yapılar falan yoktu. Zaten bir harabeydi. Harabenin üzerine getirdi. Tora Bora dağlarında sadece 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bombanın toplam miktarının 2 katı fazlasını bir dağda kullanmış ABD. Yani bütün elindeki silahları orada denedi. Kimsenin sesi çıkmadı. Hiç kimsenin. Dünyada Afganistan için yürüyen tek bir insan gördünüz mesela. 2001'de işgal edildi. Afganistan'daki direnişi destekleyen, Afganistan'daki mazlumların yanındayız diyen, dünyanın herhangi bir yerinde bir şey gördünüz mü? Hiç olmadı. Ama Afganlar terlikleriyle kovaladılar 20 yıl sonunda ABD'yi. 20 binden fazla ölü bırakarak arkalarında. Nasıl gittiğini de bütün dünya gördü. Taliban'ı yok edeceklerdi. Şu an Taliban evet. ABD silahlarını temizliyor, yağlıyor. Evet, helikopterlerini el koydu. Şu anda orada. Ve yani Taliban şu anda Rusya'da da büyükelçiliğini açtı. Türkiye'deki büyükelçiliği de Taliban'a ait. Çin'deki bütün önemli bütün büyük ülkelerdeki elçilikler Taliban tarafından şu an. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Gazze o kadar muhteşem bir direniş ortaya koyuyor ki bu 75 yıllık işgal tarihinde ilk defa İsrail ya da Yahudi diyebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Her zaman ben bu ayrımı Siyonistler ve Yahudiler diye ayrım yapıyordum. Ama ABD Temsilciler Meclisi ne dedi aldığı kararla? Dedi ki İsrail Siyonizmini eleştirmek, Siyonizmi eleştirmek, Yahudiliği eleştirmekle aynı kategoridedir. O açıdan siz İsrail'e laf söylersiniz, Yahudilere laf söylemiş oluyorsunuz. Bu bize bir ifade kolaylığı sağlıyor o zaman. O zaman ABD'ye göre ben sözümü değiştirerek söylüyorum. Yahudi diyeyim o zaman yani. Ama ne kadar korkunç bir tehlikenin içerisinde bizi sürüklediğin farkında mı Amerika? Yani bütün İsrail eleştirilerimizin Yahudi eleştirisine dönüşmek zorunda kaldığını farkında mı? Bizim dilimizi, biz kendimiz Yahudilerden uzaklaştırmaya çalışırken o ısrarla bütün bu şeyi, bütün bu zulmü, bütün Yahudileri teşmil ettiğin farkında mı? O açıdan dünya artık yeni bir dünya. Yani 7 Ekim'den sonra yeni bir dünyayı ABD kendi elleriyle kurdu. Yahudilikle Siyonizmi eşitleyerek kurdu. Bu saatten sonra Yahudilere yapılacak ne olursa olsun bunun müsebbibi Amerika olacak. Yani onu söylememiz lazım. Yani şimdi şöyle katil Siyonist dediğin zaman antisemitik mi oluyorsun? Evet öyle. ABD Temsilciler Meclisi'ne göre böyle. Şimdi Gazze'de 75 yıldır olmayan bir şey var. Bugüne kadar İsrail korkunç şeyler yaptı. Yani o soykırım dediğimiz her şeyi ne varsa bakın. Auschwitz'te soykırım ne diyorduk? Çırılçıplak soymak, toplu yerlere götürmek, infaz etmek, hastanelerden insan... Belki Almanya'da bunlar olmamıştır yani hastanelerden insanları yaralıları taşıyıp infaz etmemişlerdir. Bu onu, o da oldu. Fosfor bombalarıyla insanların biliyorsunuz fosfor bombasının atıldığını kendi de ikrar etti. Vücudundaki kıyafetlere dokunmadan iç organlarından başlayarak dışarıya kadar bütün organların tamamen yanmasını sebebiyet veren bir bomba bu. Ve bunu kullanıyor şu anda. ABD Felluce'de de kullanmıştı daha önce bu bombayı biliyorsunuz. Şimdi bütün bu soykırım her şeyini gerçekleştiriyor değil mi? Evet. 75 yıldır yapıyor mu? Yapıyor. Dünyada ses çıkıyor mu? Yok çıkmıyor. Kim? Her orada Orta Doğu'da birileri ölüyor yani önemli. Ama ilk defa Filistin halkı silahla direniyor. Bu saatten sonra İsrail bedel ödüyor. Ve bundan sonra bedel ödeyecek yani. İsrail her yerde bedel ödeyecek. Sadece Gazze'de değil. Tel Aviv'de de ödeyecek, Hayfa'da da ödeyecek, Kudüs'te de ödeyecek. Her yerde Filistin işgal edilmiş tüm topraklarında yani bu direniş bize bunu gösterdi. Evet. Siz eğer soykırım yapmaya kalkarsanız İsrail'in bütün şehirlerinde, işgal ettiği tüm şehirlerde İsrail bununla karşılaşacak, mukabele görecek. Ve silahlı bir direnişle görecek artık. Taş atacağız, biz sizden taş atacağız, sen beni infaz edeceksin artık o devir kapandı. Bu saatten sonra İsrail hem de büyük bedeller ödeyecek. İşte Gazze'deki mesele 75 yılın sonunda Gazze'de gelinen nokta İsrail açısından artık bitişin resmidir. Bu saatten sonra Filistin halkından sadece ölüm görecek İsrail için. Bundan sonra hiçbir kurtuluş noktası yok. Bu olmadı bugüne kadar. 75 yıl boyunca olmayan şey buydu. İşte Mısır'la savaştın, Suriye'yle, Irak'la savaştın falan bunların hepsini 6 gün savaşlarında yok ettin. O efsanen çöktü. Bir avuç adam seni şu anda tanklar 400'den fazla tankı, zırhlı aracı havaya uçuyor. Ve her gün Hamas
son derece profesyonel bir şekilde videosunu hazırlıyor. Diyor ki bak burada diyor şu generali öldürdüm. Burada diyor şu subayını öldürdüm. Burada şu el yapımı bombayla senin diyor şu tankına girdim, havayı uçurdum. Ve çok da inanılmaz bir şey değil mi? Yani o imkanlarla, yani Gazze'de çok küçük bir alan, ne diyorduk, 360-400 kilometre karelik bir alanda. Ki bir aslında tabii dünyaya bak, bir avuç bir grup, 2.3 milyon kişi ve böyle bir yerde hazırlamış olduğu işte el yapım patlayıcılar, bir şekilde elde ettiği silahlar, mermiler, füzeler, yani o şartlardayım ve bunlarla tırnak içerisinde arkasında dünyanın en büyük teknolojisi olan ABD'nin çocuğu olan, aslında kim kimin çocuğu bilmiyorum, aslında çocuk ABD'dir bence, zihniyet orada duruyor. Tabii. Ve ona karşı yok demir kubbe bilmem ne kevgire döndü orası bilmem. Elle yaptığı barut sıkıştırması sallıyor. Dünyanın en büyük. Bütün imajlar da yıkılmış oldu. Ya insandan değil daha mi? Güçlü bir silah yok. Yok diyorsun, bravo. İnsandan, insanla savaşmak evet. Zorunda. Ne yaparsanız yapın, havadan bombalayın, yok edin. Yok edin, gördük hepimiz. 24 demek saat bombalıyor. Demek ki o ruh, evet. O aşk, o inançla mücadele etmek mümkün. Ya yok edeceksin. Evet. Tamamen sıfırlayacaksın. Sıfırlayamazsın. Sıfırlayabilir. Kaldırsın. Yani oraya evet. Bütün tarih, yani oraya bir böyle şey, taş devrini döndürebilirsin. Ne olacak sonuçta? Bir insan yaşadığı sürece ve bu dünyada Müslümanlar yaşadığı sürece İsrail'e rahat vermeyecekler. Bunu İsrailler çok iyi görüyorlar, biliyorlar, anlıyorlar. Artık idrak ediyorlar. Bedel evet. Ödedikleri için. Evet. Bedel ödemedikleri için çok küstahlardı bugüne kadar. O küstahlığının sebebi buydu. Niye küstahtı İsrailliler? Çünkü bedel ödemediler. Şimdi çok dikkatli bir şekilde, çok da adetim değildir, hiç kesmeden seni uzun süre dinledim. Çok da güzel konuştun, güzel yorumladın. Çok benzer şeyler de söylemişiz. Ben hep söylerim böyle, şu açıdan söylüyorum. İlk günden itibaren bu böyle çok fazla dünya kamuoyuna mal olunca, yürüyüşler, protestolarla bir farkındalık, hani çok moda tabiriyle oluşmaya başlayınca, işte Celtics'ten tut, Hollywood yıldızına kadar, Güney Amerika bölgesinden tut, Asya'ya, Japonya'ya kadar, Londra bilmem ne köprüsünden ayağa kalkınca, bunu da ben o şekilde yorumlamış. Dedim ki bir farklı bir uyanışı var. Çünkü ABD'nin dışında, ABD'li Amerikan askerleri için yapılan o müzikler vardı. Where Have the Flowers Gone diye. O country müzikler, niye işte 40 bin Amerikan askeri öldü, şu kadar kafayı yedi, rehabilitasyon merkezine gitti. Hiç kimse mesela orada hayat kaybeden yüz binlerce Vietnam'dan bahsetmedi. Ben onu tabii eski kitaplardan dönüşüp okula şunu okurken çok içim parçalanırdı. İslamcı şeriatçı yobaz birisi olarak söylüyorum kendime. Bir Vietnam'da 15'in çocuğu bıçak kullanması öğretiyorsun. Ağzına alıyor bıçağı. Nehre dalıyor çıkıp. Bir Vietnamlı çocuk. Çocuk diyorum 15-16 yaşlarında. İyi yüzüyorlar. Nehir içerisinden geçip çıkıp nöbet tuttan bir Amerikan askeri bir bıçak saplayıp o anda paramparça olması. Çünkü kurşunlarla. Tabii. Yüz binlerce insan ölüyor mesela. Dünyaya kalktı mı? Hayır. Dünya filmlerini yaptı ve dünya aynı zamanda orada işte ruhsal bunalıma giren, nevrotik depresyona düçar olmuş Amerikan askerlerinin tedavisinden bahsetti. Çok üzüldük onun için. Yani. Vietnam'da 300 bin. Evet. Afganistan. Üzerinden geçmek için söylemiyorum ama izleyici için çok kıymetli şeylerden bahsettin. Hani dedin ya bir de İsrail'de eski dünya yok. Bitti yeni bir era. Hiçbir şey olmadı. Afganistan kim yürüdü? Çok doğru söylüyorsun. Kimden yürüdü? Ben de o söylemiştim o zamanlar. Bir düğünde 200 kişi diyorsun ya. Sivil. Katliamdan söz ediyorsun. O yüz binlerce insan. Birçok yerde oldu bu. Irak keza öyle öyle. Ve hatırlatıyorum. Bunu da çok iyi hatırlayacaksın. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı şu anda geberdi gitti. Madeleine Albright. O da bir Çek Yahudisi ya da Polonya Yahudisiydi. O da bir göçmendi. Bak o da Yahudi. Evet. Irak'taki 500 bin çocuğun ölmesine dair bir soru sorulduğunda ABD'nin Irak politikaları doğruydu. 500 bin bebeğin ölmesine değdi mi diye soruya. Değdi dedi kadın. Tabii. Yani vahşeti de bir dünyaya kalktı mı? Yok. Dediler bu idam edilmesi gerekiyorsa dünyada bir kişi bu kadını idam edeceksin. Hayır, o savaşı düşün. O savaş niçin çıktı? İsrail'in güvenliği için. Güvenliği için doğru. Bravo. O savaş da İsrail'in güvenliği için. Ne dediler? Saddam'ın elinde kimyasal silah var diye yalan söylediler. Peki kimyasal silah varsa sana ne oluyor mesela? Irak. İsrail'in dibinde kimyasal silah hiçbir İslam dünyasının ülkesinde olamaz. Çünkü İsrail'i tehdit eder. Evet, doğru. Yani bunun için yani bütün, bakın Orta Doğu'da yaşadığımız son 150 yıllık savaşların temel gerekçesi Kudüs ve Kudüs'ün etrafındadır. Yani o açıdan bugün Gazze halkı İsrail'e karşı direnirken sadece kendi o küçücük toprağı için direnmiyor.
bütün İslam dünyasındaki insanlar için direniyor. Bütün ezilmiş halklar için direniyor. Ümitsizliğe kapılmayalım dedin ya. Evet. Peki bundan sonra ne olur mesela? Acaba bu uyanış hem Batı ve Doğu iki kutupta bakıyorum. Hem İslam dünyanın uyanmasına aynı zamanda Batı'nın bu vahşi yüzünü kendini gören bir halk var mı acaba dünyada? Amerika, bence iki şey Avrupa, o gerçekleşecek. İslam dünyası aslında. İslamofobiyi artık konuşabilir mi? İslamofobik insanlar. Evet. Evet, evet. Şimdi birincisi, o da değişti galiba. Değil mi? İslam dünyasında şu değişecek. Bir, İsrail'in sınır bekçiliğine soyunan yapıların bu Arap rejimleri olduğunu bu dünya, o ülkelerin halkları algılayacaklar. Mısır halkı. Değil mi? Çok görünür yani, oldu değil evet, mi? Evet, çok görünür. Kabak gibi ortaya çıktı. Kabak gibi. Birleşik Arap Emirlikleri, Ürün, Ünlendesi falan. Evet. Bütün bunlar. O onlar için kötü bu İslam oldu, dünyası açısından çok önemli bir, yani bravo, halkların uyanışı açısından. Batı dünyasındaysa bambaşka bir şey olacak. Yani o Batı aklı dediğimiz şey iflas etti, çöktü, yok oldu. Ya görüyorsunuz. 3 tane Amerika'nın en önemli üniversitesinin rektörüyle ilgili İsrail kampanya yürüttü. Niye? Çünkü kendi üniversitelerinde Filistin'e destek gösterileri yapan gençler işte nehirden denize kadar özgür Filistin sloganını attıkları için üniversiteden atılmakla tehdit edildiler. Rektörleri de bunlar ifade özgürlüğü kapsamına girer diyerek çocukları savunduğu için şu anda rektörün birini attılar, istifa ettirmek zorunda kaldılar yerine. Amerika Yahudi Kongresi Başkanı'nı getirip rektör olarak atadılar. Bu ABD'de bütün o şeylerin çöktüğü anlamına geliyor. Hani bize karşı insan hakları, demokrasi, işte fırsat eşitliği, düşünce özgürlüğü falan böyle süslü cümleleri var ya. Bütün dünyayı zaten onunla tamir etmeye, onunla düzeltmeye çalışıyorlar. Amerika, Irak'ı, işte Afganistan'ı falan. Evet. Şimdi bu çökmüş oldu. Batı insanı bunu artık bu saatten sonra görecek. Ağzını açtığında ya Amerika'nın en önemli üniversitelerinin hocalarına böyle bir baskı varsa Amerikan halkı bir aslında cenderenin içerisinde olduğunu şu anda fark ediyor. Evet ve artık medyayı da kurtaramıyorlar bu işleri değil mi? Yani 3-5 tane yardım, bir yardım yok, öyle kolay. Siyah çocuk beyaz çocuk çekiliyorlar. Amerika bunun öncüsü falan, bu hikayeler çok geride kaldı. Görünür oldu. İnşallah bu önümüzdeki 100 yılda bu son geçmiş 100 yılda medyanın seviyesiyim diyen bu ABD ve Avrupa coğrafyası, Batı diyeyim daha doğrusu, ne kadar seviyesiz olduğunu da görmüşlerdir. En azından halklarından bahsediyor. Evet. Yönetimleri değil. Yani halklarından gören görecek, görmeyen görmeyecek yani. Yani hani şey gibi, o taraftarlar gibi tekme attığında alkış yapanlar tabii görmeyeceklerdir. Doğru. O kafada olan. Ama onun dışında insan kalmak isteyenler görecekler. İstemeyen de bedel ödemeye başladığında görecek. Yani artık hani ya buramıza gelmiş durumda yani. Muratçım şu. Yani aslında bizim çağdaş medeniyetler seviyesi dediğimiz şey, çok yukarıda bahsettiğim seviyesi, seviyedince insan algı olarak bir seviye bir yukarı şey zannediyor. O insanlar, o halklar şunları gördükten sonra, ben ağlayan Amerikalıları video çeken çok fazla, bir saatlerce seyrettik biliyor musun? Şunu gördüm. Yani profesöründen tut oyuncusuna kadar halklardan bahsediyor. Evet. Ağlıyorlar çünkü kafası kopmuş bebek var çocuğun adamın elinde. Yani ne kadar bunu da ifade ediyorlar ya, biz neymişiz diye. O seviyenin ne kadar düşük olduğunu aslında. Evet. Artık hiçbir algı yönetilemeyeceğini, değil mi? Filmlerle, o soft power dediğimiz yumuşak güçle, Hollywood'la falan idare edecek durum değil. Yani şu vakitte yaslan Rambo'yu, millet bir tarafıyla güler. Güler. Zamanında Silvestre o parayı kaptı gitti. Peki hocam, iç siyasete geçelim. Şimdi İyi Parti neler oluyor? Çok hızlı geçiş yaptım çünkü çok az vaktimiz var. Seninle bayağı videomuz var arkadaşlar. Önce şuna bakalım. Adnan Beker istifa etmişti. Evet. Ankara'da İyi Parti'den birinci sırada milletvekili seçilmiş ve bir ifadesi vardı. Onu arkadaşlar hazırlayalım önce. Allah memleketi korumuş diye. Biz amin falan dedik. Çünkü memleketi korunması hepimizin ortak hedefi değil mi? Rabbim ülkemizi muhafaza eylesin. Amin. Her türlü afattan, her türlü musibetten, tuvalet terliğinden, kapaklardan. Evet. Ülkeye kapak vardı bile, bir kapaklar olacak derdi. Ne demişti onu bir arkadaşlar hazırlamışlarsa. Oradan başlamak istiyorum. Geliyor. Allah diyor. Ülkemiz. Diyelim ki altılı masa seçimi kazandıydık. Kazandıydık. Ya biz daha bakanları oluşturamazmışız. Biz daha atamalar yapamazmışız. Neden? Allah memleketi korumuş. Ya şimdi Ümit Özdağ. Tabii her şey yukarı çıkınca ortaya, sevgili Murat, çok iyi biliyorsun. Günce o yüzden sana atmayacağım bir daha ama. İşte yok, vekiller dağıtılmış, yoldan geçene MİT ajanlığı verilmiş, müsteşarlığı verilmiş, başkanlığı verilmiş, her neyse. Başka diyor bunun devamında, başka diyor Allah bilir kimlere neler vaat edildi diyor. Adnan Beker valla kurmuş diyor. Şimdi ben hiç yorumlanmadan çok taze bir video daha vereyim. Ondan sonra bana bir yorumla. O da şu,
Adnan Beker bunu söylemiştir. Tabi ortalık ayağa kalktı. İstifalar devam ediyor. Kendisi istifa etti. Teşkilatta istifalar var. İl ve ilçe bazılarında. İyice de sallanıyor şu anda İYİ Parti. Nereye gideceği de belli değil. Seçimler yaklaşıyor. Karışık ortam. İttifak yapacaklar mı? Ankara ne olacak? Mansur CHP'li mi? İYİ Partili mi? Ekrem İmamoğlu'na diyor ki Akşener. Ekrem İmamoğlu diyor ki yani ortaklık şu anda yok ama işbirliği yapabiliriz diyor. Hayır diyor. Dirsek temas. Hayır diyor. Ya bir yan yana gelsek olmaz diyor. Geçen yazmıştım. Oğlum bak git diye bir laf vardı ya. Aynen, oğlum bak yapıyor. Git en sonunda kafanı kırıyor. İmamoğlu yapıştı buna. Üzerime alınmıyorum diyor falan. Biliyorsun değil mi onu yani? Tabii otobüsler. Bir... Bulaşım facia dedi. Tabii kendi Zimbabwe belediye başkanı zaten. Arkadaş hazırlamışlardır. Dünkü konuşması olması gerek. O videoyu da alayım ve ben Murat Özer'in İYİ Parti'nin gidişatıyla ilgili burada Şaban Sevinç var. Niye aramızda duruyor? Çekin şu Şaban Sevinç'i bakalım. Çek şu Şaban'ı. Evet. Bunu değil diyor yani. Ya yalan yalan. Tek üzülmeyen bendim bak ha, onu da söyleyeyim. Sen sormadan söyleyeyim. Üzülmeyen benim. Çünkü biliyordum kaybedeceğini. 16'sında söyledim. Oy verdiniz mi Kemal Bey'e? Oy verdim mi? Ya oy vermedim. Vermedim. Allah Allah. Oy da istemedim. Ha masaya gelince vallahi bizim Pusaklar Belediyesi'ni bu masa yönetemezdi ya. Ne anlatıyorsun? Şu anki duruma bak. Ayıp verdiniz efendim? Ha, kime verdiniz kime o zaman? Başka bir aday yok. Tayyip Bey'e oy. Tayyip Bey'e mi oy verdiniz? Oo. Sayın Bey'e oy verdiniz. Adnan Beker bunu söylüyor. Başka aday var mı diyor. Başka işte bir bilmiyorum yani güzel bir benzetme olmuş. Peki şimdi hocam. Ne diyorsun ya? Yani çok benim çok söyleyecek şey var. Ben yazacağım bunu. Çok, çok söylenecek şey var ama tabii başka aday yok mu dedi mesela. En kritik cümle oy diyor. Değil mi? Yok o da farkında aday yani. Aday yine bile koymamış yani. Yani şimdi Adnan Bey kim? İYİ Parti'nin daha 3-5 ay önce evet. Ankara'dan birinci sıra mıydı? Birinci sıra. Birinci sıra milletvekili adayı milletvekili seçecek. Yani yüz seçecek yani, şimdi komşu bir aday. Koymuş. Niçin İYİ Parti böyle birisin? Yani Adnan Bey bütün böyle yani bütün şu anda söylediği her şeyi gizlemiş mi o zamana kadar? Böyle her şeyi içinde mi tutmuş? Yok. En güvenilir, en sağlam en aday güvenilir, olduğu için. En güvenilir, en sağlam aday olmuş. Oraya koymuş ve bu düşüncelerini bence partide de ifade etmiştir. İYİ Parti'nin gerçeği bu. Aslında muhalefetin bütün gerçeği bu. Türkiye'de muhalefetin içerisinde olup da aklı başında olan herkes vaziyeti zaten o zaman da görüyordu, şimdi de görüyor. O açıdan muhalefetin içinde düştüğü acziyet, yani o liderlik sorunu, ideolojik enkaz durumu o kadar çarpıcı bir şekilde ifade ediliyor ki Adnan Bey yani. Yani yok aslında ki. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorduk tabii, galiba değil mi? Evet. Yani şimdi çünkü ben ilk videoda şunu söylüyor. İyi ki diyor, iyi ki diyor kazanamamışız. Yani Allah muhafaza. Pursaklar Belediyesi yönetemez diyor. Yani. İlk çünkü kazansaydık. Allah bilir. Bunun bir önceki Ekim ayında galiba konuşmasında şöyle söylüyor. Kazansaydık biz daha bakanlar oluşturamazdık. Birbirimizi yemeye başlamıştık falan filan. Biz bu bir yıl önce aşağı yukarı biz bunları ulan bak bir dakika yok kriz çıkar. Ortak mutabakat bu ne falan filan dedik. Kendileri söylüyorlardı. Manyak mısınız falan diyorduk. Davutoğlu diyor ya ben kriz çıkartırım çıkar giderim meclisten diyor. Siz hayır, Murat Özel doğru söylüyormuş yani değil mi? Evet. Hepimiz doğru söylüyorduk. Evet, yani onlar da bunun farkındalardı. Seçim mağlubiyeti olmasaydı bunu yaşar mıydık? Muhtemelen krizi biraz daha ötelemiş olurduk sadece. Hani hükümeti falan kurma krizinden bu sözleri belki şu anda duyardık yani. Hani hükümeti kuramadıkları için Adnan Bey'in sözünü. Evet. Ama seçimler öncesinde böyle bir şey duymadık. Neden? Ama şu gerçek yani muhalefetin içindeki herkes, akıl sahibi olan herkes bunu görüyor. Evet. Herkes Adnan Bey gibi evet. Düşünüyor. En güzel yorum bu. Akıl sahibi olan, akledenler bunu görür değil evet, mi hocam? Görür. Ötekiler peki ne? Kapak. Hani şey için. Tuvalet terliği. Ha, tuvalet terliği değil mi? Yeni kapak. Yeni kapak. Çok sevdi. Daha sevdi. Tuvalet terliği kötü. Hani diyor ya İzmirli. Plastik kadın, kapak. 2 milyon seçmen kapağı. Var. Şu kapağı diyor aday gösterseniz diyor. Ondan sonra o 2 milyon CHP seçmeninin 500 bin kapağı da oy verir diyor. En güzeli de şu. Alın belediye başkanımız diye kapağı gösterir. Hayır, bu metaforu hem canlandırmak hem de biraz da böyle karikatürize etmek amacıyla söylüyorum ama gerçeği de bu. Çözemeyeceksin biliyorum. Sana da sormuşumdur bunu. Tabii her konuda soruyorum. Aklı selim sahibi, normal bir insan. Evet. Vasat ya. Hı hı. Benim gibi vasat bir zekası olan bir adam. Yeter yani. Bu kadar diyor adamlar bunlar dağıtılmış. Yoldan geçeni HDP'de arkadan çalışılmış. Acaba protokol var. Normalde bunu düşünür diyor. Hı hı. Hala yapanlar. Dünyanın aydınlanması sormuştu. Ben içerideki sorayım. Aydınlanmış mıdır muhalefet? Hayır, aydınlanmamıştır. Niye hocam? Aslında. Bak burada ümitsiz. Bak dünya değil ki. Bana değil ki dünyada ümitsizliğe kapılma.
bu Batı emperyalizmi kurumsallaştıranlar yıkıldı. Hı-hı. Artık yönetimi dedim, anlattın bize, evet, güzel güzel. Hı-hı. Ben dünyada ümidim var. Türkiye'de ümidim yok mu? Ne yazık ki Türkiye çok şanssız bu konuda. Yani Türkiye'deki akılsız biz hocam. Estağfurullah, ama Türkiye'nin muhalefeti gerçekten algı yönetimi konusunda çok başarılı. Yani bu hani şeytanın işleri çünkü bunlar. Yani Türk milleti biraz zor hazmeder, hazmedici bir daha bırakamaz gibi bir şey mi var acaba? Yani hani ama bu... bunu hani o, ben videoyu seyrettim, o kadıncağız kapağı gösteriyor. Yoldan geçen İzmirli'ye soruyor mesela CHP seçmenine. Evet diyor, kapak olsa ben ona oy vereceğim diyor. Niye kardeşim yani? Berbat bir şehirde yaşıyorsun, yolların perişan. Kendin de görüyorsun, evet kendi de leş gibi kokuyor ama ben yine de buna oy vereceğim. Niye? Niçin? Deli misin? Yani deli misin hakikaten? Niye oy vereceksin? Ben abi sana da oy vermem. Yani mesela düşün, hep örneğini öyle veriyorum. İşte konu adı. Yani sen benim arkadaşım, dostumsun. Kötü yönet, sana da oy vermem yani. Ben niye vereyim ki ben burada, sana burada oy... çok korkunç bir ideolojik bağnazlık var. Biz bunu Gazze meselesinde gördük. Biz zannediyorduk ki mesela bu yabancı düşmanları bir tek Suriyeliler buraya geldiği için düşmanlar. Hani Suriyelileri falan görüyorlar, ev kiralarını arttırdılar bilmem ne falan diyorlar diye. Bir sürü abuk subuk. Birçoğu da gerçek dışı bahanelerle Suriye düşmanlığını körükleyenleri düşün. Bütün onların hepsinin aynı zamanda İsrail dostu ve Gazze, Filistin halkında düşmanı oldu. Ya bir tane Filistinli mülteci yok. Niye Filistinlere düşmansın? Aslında senin derdin Arap değil, Suriyeli değil, Filistinli değil. Sen başka bir şeye düşmansın. Sana başka çok bir yerde zor bir soru sorayım mı? Soracağım bak. Eğer seçim olduğunu, hayali bir şey bu. Tamamen imaginary bir şey. Tamamen hayal ediyoruz. Seçimler var. Erdoğan'ın karşısında hani kim olursa destekliyorlar ya. Kapağı da geçtik. Metaforu da unutalım. Bunu çok samimiyetle soruyorum ya. Sadece hayali bir şeyle soruyorum. Netanyahu'yu koysan. Bravo. Bravo. Çok zekisin. Ve Erdoğan karşısında Netanyahu'yu koysan. Cumhuriyet Halk Partisi tabanı Netanyahu'ya oy verir mi? Bence verirdi. Ne yazık ki. Keşke vermese ama verirdi. Bu Netanyahu'ya. Evet. Zafer Partisi seçmeni de verirdi. Niye? Erdoğan'ı kurtulmak için Netanyahu'ya verir miydi? Yani %20 alır mı Netanyahu? Hayır, kendileri yazdılar. Hatta kıyas yaptı yani. Netanyahu mu Erdoğan mı? Netanyahu daha mantıklı. Erdoğan daha zalim dediler bunları. Yazdılar. Yazdılar yani. Allah akıl fikir versin hocam. Çok fazla bir şey söylemiyorum ya. Peki Murat, yani seni hazır yakalamışken burada bir şey, bir konu mevzu da çok netameli bir mevzu. Ama hamdolsun biz durduğumuz yerde duruyoruz bu köpek, sokak köpekleriyle ilgili. Biliyorsun bir tane bir yavrumuz daha çok ağır bir şekilde bir köpek tarafından saldırıya uğradı ve çok babası çok acı içerisinde. Bu bir sürü şeyler var, görüntüleri falan var, arkadaşlar çevirip gösterirler. Bu sorun bir türlü halledilemedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda bir işaretle de bulundu. Bunun bir an önce çözülmesi konusunda en azından yapılacak şeylerin olduğunu da söyledi. Ben de burada çok dayak yedim. Yani şey manasında dayak yedim. TRT'de de ben bunu ifadeleri kullandım. Burada söyledim. Sokakta köpek olmaz. Efendim bunun vicdan tarafı da çözün. Tamam, vicdanı da anladık ama böyle bana böyle 10 bin tane sebepler getirip de bu şekilde çevirip yapmayın. Bunun bir an önce çözülmesi lazım. Ben bir babayım, sen de babasın. Bir empati kurabilir insanlar değil mi? Yavruları ilgili, anne ya da babalar. Kendi çocuklarının bir köpek tarafından paramparça edilmesi ve iç organlarına kadar girebilecek kadar saldırılmış olması. Bir çocuğun, bir bebeğin, bir çocuğun yahu ki bunu fark etmez çocuk. Ya herhangi birisi olur ama çocuk olması daha da vicdanları kanatıyor. Şu it taparlar tarafından çok büyük saldırıya uğruyoruz. Hemen başlıyor bilmem sen nasıl insansın da bilmem ne falan diye. Benden daha önemli. Benim çocuğumdan daha önemli. Kim o? Onun sevdiği bir takım hayvanlar. Johnny. Johnny'ler dışarıda sokakta rahat rahat gezebilir. Onları alın diye. Hemen videoyu verdim ve sana söz bırakacağım. Videoda bir kimse. Yolda defalarca gördüm ya. Besleme yapıyorum. Her gün besleme yapan arazide her gün besleme yapan bir insanım. Bak köpekleri sinirlendiriyorlar. Ondan sonra köpekler bunlara saldırdığı zaman diyorlar ki köpekler çocuklarımızı parçaladı, saldır. Önce sizin çocuklarınız ve siz saldırıyorsunuz o köpeklere. Ahlaksızlık yapmayın. Doğru söyleyin. Dürüst konuşun. Dürüst. Dürüst olun. Herkes dürüst olsun. Bu köpekleri sinirlendiren sizlersiniz ya. Peki ben bu aileye buradan soruyorum. Siz gün ışımadan çocuğunuzu 9-10 yaşında çocuğunuzu ne cesaretle o köpeklerin orada olduğunu bildiği halde tek başına gönderdiniz. Tamam keselim. Ahlaksızlığa falan diyor. İade ediyorum. Kimse tanımıyor, etmiyorum. Dünyadaki en büyük ahlaksızlık, haysiyetsizlik, şerefsizlik, adilik, paçozluk, sefillik, soykırım yapanlara söylüyoruz. Bir de benim insan hayatına önem vermeyen, itemi tapıyor. Nedir bunun tanrısı bilemiyorum. Onların alanından geçen çocuğun kabahatli olmuş olması,
o ahlaksızlara da konuşmakta millet çekiniyordu. Yani evet. Ben birkaç tweet attım, çok fazla küfrettiler, hepsi iade ettim, bu kadına iade ettim gibi. Abi dedi, köpeğin alanına falan giriyor diyor. Sinirlendiriyorlarmış. Kabahatli insanlarmış yani. Ne diyorsun hocam? Bütün zaman senin insan, bir dakikan var, iki dakikan. İnsan eşrefi mahlukat değil mi? Yani evet. Yaratılmışların en şerefi. Evet. Söylesin, insan canından daha kutsal bir şey yok yani. Her şey insan için var. Aslında yeryüzündeki her şey için, her şey insan için var ve insan da onlara karşı merhametle davranmakla yükümlü yani, hayvana da, bütün doğadaki her şeye karşı. Denge böyle kurulmuş durumda. Biz hayvanların alanına falan müdahale etmiyoruz. Hayvanların alanına siz gidiyorsunuz. Yani şimdi benim sokağımda köpek var. İki tane köpek var. Ben onu biliyorum. Hiç hayatında hiç bir kimseyi ısırdığını görmedim mesela. Sokakta iki tane köpek. Herkesin sokağında böyle İstanbul'da köpekler vardı. Ama orada böyle bir koloni halinde yaşayan köpekleri siz nasıl bu hale getirdiniz? Çünkü orada gidiyorsunuz, besliyorsunuz. Ya inanılmaz yiyeceklerle besliyorsunuz. Ya evinizde bakın, evinizde beslediğiniz köpeği dahi pişirilmiş gıda veriyorsunuz yani sokakta. Hani av köpeği mesela asla çiğ et vermezsiniz. Neden? Avcı onu bilir. Neden? Çünkü gidip av hayvanını yemesin diye. Yani onu bir terbiye usulü var yani. Saldırgan olmasın. Evet, saldırgan olmasın diye. Siz sokaklarımızı pitbull gibi böyle yaratıklarla doldurdunuz. Asla doğada normal hayvanın doğasında olmayan şeylerle, biyolojik kimyasal şeylerle birleştirilmiş bir başka mahlukata dönüştürmüş hayvanları sokaklara saldınız ve onları gidiyorsunuz. Bu kadın suç işliyor. Bu kadın sokağındaki bir tane hayvancağıza gidip yemek vermiyor. Bir koloni, bir köpekler ordusunun olduğu bir yerde ve çocuğun okul yolu üzerindeki bir yerde, yani bir şehrin ortasında gidiyorsun ve orada inanılmaz böyle yemeklerle besliyorsun ve onları çoğaltıyorsun, barbarlaştırıyorsun, vahşileştiriyorsun. Sonra da diyorsun ki biz onun alanına müdahale ediyoruz. Hayır, o alanı değil. Biz mesela aslanların yaşadığı bir yere gidiyor muyuz? Biz maymunların yaşadığı bir alana gidiyor muyuz mesela? Biz fillerin yaşadığı bir alana gidiyor muyuz? Hayır. Burası şehir. Şehrin içerisinde asgari bir şey var, olmak zorunda. Bu merhametsizlik değil, yanlış anlamasınlar. Ben bunu söylerken hayvanları itlaf edip böyle bir şey söylemiyorum. Bu korkunç bir şey. Ama bu İstanbul'daki hayvan potansiyelini, popülasyonunu bu noktaya getiren bu vahşi, eşrefi mahlukat olmaktan uzaklaşan kadın gibi olan insanlar. Evet. Bunlar insan gibi değiller. Bunlar farkında değiller ve bunlar insan sevmiyorlar. En temel sorunu bu. Bunlar insan sevmiyorlar. Doğru. En temel sorunumuz bu. Hayvanı da sevmiyor. O, emin olun, hayvanı falan da sevmiyor. Eğer hayvanı sevseydi, hayvanı o vaziyette besleyerek vahşi bir yaratık haline dönüştürmezdi. Diyorsun. O açıdan şehirlerimizdeki hayvan sayısını, yani sokak hayvanları sayısını azaltmak zorundayız. Başka çaresi yok. Hayvanın doğal hayatına müdahale ediyorsunuz. Siz saldırganlık, yani saldırganlaştırıyorsunuz. Hayvanın doğasına müdahale ediyorsunuz ve hayvanı olmayan bir noktaya getiriyorsunuz. Biz merhamet toplumuyuz ya. Biz kuşlar için, leylekler için vakıf kuran bir medeniyetin çocuklarıyız. Evet. Sokak köpeklerinden ne düşmanlığımız olabilir? Ama onlar sokak köpeği değil artık. Siz onları vahşi bir yaratık haline dönüştürdünüz. Çünkü insan değilsiniz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Biraz da saktık programda. Eyvallah. Ağzını yüreğine sağlık. Çok güzeldi. Efendim, günün manşeti burada sona eriyor. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. 24'le kalın.